Ama denkliğin İstanbul'da yok olduğu için Doktormuş. bayağı kanserimiz var 8 buralarda. aydır Orflame O yapıyormuş, burayı yüzden kazanmış. iş arıyordum. Yani o denkliği öyle bir Afganistan'daymış. düşünmüş ki burada insandan nereden olduğu önemli burada. Ne denkliği önemli. Yani çok güzel fırsatlar varmış bunda. Ben de dileklerimi. Ne diyor burada, nereden geldin, ne kim olduğun önemli, bir sürü fırsat herkes için Sen ayrı. Orflame'e geldiğinden sonra biraz düzeldi. Önce hiç bilmezdim. Ama şu anda da bilmiyorum. Çok üzülüyorum. Bazı kelimelerini yani bilmiyorum, Herkes. Ben sahada kaydolan kişilerden birisiyim. Ben bir gün pazardaydım. Sahada kaydolmuş pazarda. Sponsorum Freyba abla, Asil Beyrami. O bana katalog teklif etti. Şu teklif etti sahada. Katalogunu aldım. Gittim evde inceledim. Gördüm. Yani güzel bir şey. İnternetlerden baktım. Oruflayayım nasıl bir kampanya olduğunu baktım. Ondan sonra sabah aradım Freyba ablaya, dedim ki ben size geleceğim. Bu işi yapacağım. Sonra gittim orada beni güzel ablam Dilik ablayla tanıştım. Orada beni aydın geldiler. Dediler ki boyla yapacaksın. O günden beri çıktım. Evine geldim. İsim listesini yaptım. Orada çok tanıdıklarım yoktu ama ilk ayda. Ama ben ilk ay 26'sında gelmiştim, kaydolmuştum. O ay 9'da kapattım. O ay bize 9 saniye vardı. Ondan sonra yani dedim böyle mutlu oldum o gün ki dedim benden bu işte hiç kimse denkliği sormazmıştı. Neden? Çünkü ben Hindistan'da bitirdim üniversitemi. Hindistan'da çalıştım. Hindistan denkliğim var. %80 denkliğim var benim. Ama İstanbul'da dediler denkliği lazım. Denkliğinde bizde önemli değil ama denkliği önemli. Ama bu Oruflame'de denkliği önemli değilmiş. Sadece kendine inanmak önemliymiş. Ben burada yani kendime inandım. Bugün yola çıktım. Bugün 8. ayda hostel gittim. Oh, 8. ayda üstüne. Bravo. Görüyorsunuz. Sen Türkiye'ye neden gelmek zorunda kalmışsın? Aslında biraz da oradan bahsedebiliriz. Ben Türkiye'ye yani iki çocuğum ve tek başıma geldim. Beni yani bizim Afganistan durumumuz ne herkes bilir mi bilmiyorum. Bizde savaş var. Ben bir günde ailemle bütün eşimle bütün ailesini kaybettim. Ay. Bir günde eşimle beş kardeşimle kaybettim. Eşini de mi kaybettin? Yani o Oruflame sadece beni para kazandırmadı. Beni onların derdinden çıkardı. Beni o yani onların olmasını ben şu anda o kadar hissetmiyorum ki ben 8 ay önce hissettim. Yani beni o kadar arkadaş verdi ki ben onların yani şu anda %50 şey yaparım yani onlar için vah çıkarıyorum. Bir günde beş cenaze çıkarması çok asla iş gibi olanı göstermesi. Hatta ben işimin cenazesini de göremedim. Çünkü onlar bombayla atmıştılar. Onlar hepsi yanmıştı. Bunu demek istiyorum. Yani ne halde olsa olsun Oruflame'de ilaç çıkmış her insan için. Nereden olsa olsunmuş. Şu anda ben Afganistan'da ilk kişiyi Oruflame'im. Ama inşallah gelecek senelerde yanında Afganistanlı
Bu derde yaşayan arkadaşlarımla ekiplerimin burada olmasını istiyorum.